AKP'nin Suriye politikası. Bir başka deyişle Orta Doğu politikası çok uzun süredir batağa saplandı zaten. Çünkü sömürgeci politikalarla Orta Doğu'da bir de neo Osmanlıca hayallerle orada bir siyasi güç elde etme ve Orta Doğu'daki zenginlikleri, petrol, gaz falan kendi inisiyatifinde uluslararası emperyalist güçlerin de onayını alarak yapma heveslisiydi ve bu batağa saplandı. Şimdi batağa saplanmasında şöyle bir şey var. Suriye'de Rojava devrimi aslında tüm güçlerin oyununu bozdu. Ve orada başka bir yaşam inşası başladı. Ve dengeler değişti, dengeleri değiştirdi. Uluslararası güçlü bir dayanışma da vardı. Çünkü Rojava'da şekillenen toplumsal yaşam aslında Orta Doğu siyasetine yani bambaşka bir eşik getirdi. Ne demek istiyorum burada? Hem kadın devrimi diye tanımlanması, yani eş başkanlık, eşit temsiliyet manasında hem seküler bir güç olması, farklı inançların, farklı hakların bir arada özgürce yaşayabilecekleri bir toplumsal sözleşmeyle inşa olan bir şey var. Şimdi bu AKP'nin, Tayyip Erdoğan'ın en çok korktuğu şey. Çünkü o diktatörlük hayalleriyle tek güçte toplanan siyasi, asgari, toplumsal tüm güçleri elinde toplayıp bir bütün olarak oraya şekil verebileceği ham hayalleri kuruyordu. Ve burası batağa saplandı. Şimdi debeleniyor. Biliyorsunuz daha önce Esad'a karşı katil Esad falan derken şimdi tekrar Esad'la görüşebiliriz meselesine döndü. Biz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi oradaki Kürt hareketine ortak, daha önce yaptıkları gibi ortak olarak saldırı politikaları. Şimdi durum böyle olunca ve oradaki Orta Doğu coğrafyasında güçler dengelenirken KDP'nin misyonu zaten ezelden beri tam bir işbirlikçi pozisyon, hani tarihsel olarak bu böyle. Ayrıca eşit özgür bir toplum değil, ya onların istediği, KDP'nin istediği bir hanedan gibi oraları yönetmek ve ezilen yoksul köylülerin üzerinden, emekçilerin üzerinden kendi hanedan gibi yönettikleri toplumu yönetmeye çalışmak. Bu anlamda da herkesle işbirliği yapabiliyorlar. Bu anlamda da mesela KDP'nin ve AKP'nin ortak bir savaş politikası bu. Yine burada şöyle önemli bir şey var. KDP'nin yapmaya çalıştığı, daha önceden de biliyorsunuz Rojava IŞİD saldırıları karşısında önce direniyormuş gibi gösterip sonra Ezidileri IŞİD'in önüne yem olarak bırakıverdi uluslararası toplumda. Ve burada Kobani direnişinin Rojava'daki güçlerin IŞİD'e karşı savaşı meselesi güçlü bir prestij kazandırdı. Ve KDP'nin kendince elde ettiğini düşündüğü o güç elinden kaydı, meşruluğu elinden kaydı. Tüm uluslararası toplum nezdinde aslında buradaki rolü onu güçsüzleştirdi. Şimdi yeniden güç devşirmek için benzer politikaları sahiplendiği Erdoğan'la birlikte hem Rojava'da oluşan devrimi boğmak hem de orada o coğrafyadaki zenginlikleri kendi tekerlerine toplamak anlamında bir şey yapıyorlar. Ama bu çok güç, bu çok zor. Bunun hani başarıya ulaşması mümkün değil. Çünkü bambaşka dinamikler var. Bu savaşların her birine baktığınızda kadın bedeni de bir savaş alanı haline getiriliyor. Çünkü kadın bedeni, toprakla kadın bedeni arasındaki şeyi düşmanlaştırmayı görüyor. Düşman toprağa her şey yapılması doğrudur, meşrudur diyor emperyalistler. Kadın bedeni de aynen bu şekilde değerlendiriliyor. Bunun korkunç sonuçları var tabii. Bu ta Bosna Savaşı'nda kadınların yaşadıklarını daha yeni Srebrenica katliamı konuşmalarından biliyoruz. Ezidi kadınların yaşadıklarından biliyoruz. Bu tarihte, bu coğrafyada köle olarak pazarlandılar tüm dünyanın gözü önünde. Ve geliyoruz buraya. Üniformalı şiddet dediğimiz kadın bedeni üzerinden hem ideolojik olarak hani zihinleri bulandırma hem yapamadığı takdirde doğrudan şiddet yoluyla, cinsel şiddet yoluyla saldırı meseleleri egemenlerin daima başvurdukları bir şeydir.
hani savaş kadınlar savaşı sadece bir mağduriyet üzerinden yaşıyor değil. Aynı zamanda tüm bu savaşlarda kadınların direnişi çok şey, yani ne denir ona, tarihte örnek alınacak güçlü direnişler. Paris Komünü'nden, Fransız devriminden başlayan kadınların savaş koşullarında tüm ezilen halkları için ve aynı zamanda kadınlar için mücadele ettikleri, silahlı silahsız fark etmez mücadele ettikleri bir tarihsel zemindir de savaşlar. O anlamda mesela Roja devrimine geliyoruz. Kadınların kadın devrimi olmasının nedeninden bir tanesi de aslında hem toplumsal sözleşmede kadın erkek eşitliği üzerinden, kadın özgürlüğü üzerinden bir şeyken aynı zamanda bulunduğu yaşamı, bulunduğu toprakları, yaşam alanını korumak için silahlanmış olmasının da önemi var. Feminist hareketle Kürt kadın hareketinin, Orta Doğu coğrafyasındaki kadınların direnişinin ortaklaşması kadar doğal bir şey olamaz diyorum ben. Savaşın karşısında konumlanması, savaşın kadın bedeni üzerinden sürdürülmesine ortak itiraz, en başta en şey zemin, ortaklaşılan zemin yetmez. Patriarkaya karşı, erkek egemenliğine karşı ortak savaş. Feministler, değil mi? İşte İstanbul'dan, Ankara'dan, çeşitli yerlerden kayyum atanan belediyelere ziyarete gittiler. Ben de onlardan biriydim, gittiler derken hani kendimi de ayırmayayım, birlikte gittik. Ve orada birlikte bunları konuştuk. Hani güçlerimizi birleştirip ortak olarak bu sömürgeci politikalara karşı, bu işgalci politikalara karşı ve erkek egemen politikalara karşı biz nasıl bir mücadele hattı örmeliyiz tekrar diye. Geçmişte deneyimimiz var. Kürt kadın hareketiyle feminist hareketin hani bu coğrafyada 90'lardan itibaren birçok ortak mücadele, ortak kampanya deneyimleri var. En güçlüsü barış için kadın girişimiydi mesela. Bu Rojava devrimi sırası öncesinde oluşmuştu. O sırada da oldu ve birlikte gerçekten birçok politik mücadelenin ayaklarını örebildik. Şimdi de yeni bir eşikteyiz. Eskisinin tekrar değil ama yepyeni bir politik hatla, yeni güç birliğiyle savaşa karşı konum alan eşit özgür bir toplumsal yaşamın inşası için nasıl mücadele etmek gerekiyorsa onun mekanizmalarını yaratmaya aday bir politik sürecin içindeyiz.